Şimdi artık bundan sonrası ikinci kısım arkadaşlar. İkinci kısma geçmiş olduk. Şimdi yeni oluşturduğumuz kullanıcıyla giriş yapacağız. Benim oluşturduğum kullanıcıyı M kaydı enterladım. Evet, kullanıcı adımla giriş yaptım. Yeni kullanıcımla. Artık şimdi desktop environment'ını indireceğiz. Bunun için şunu kullanacağız, buradaki komutları. Şimdi bu videoda DirectTiler'ın kullanmış olduğu, hazırlamış olduğu DTOS'u indireceğiz. Bir sonraki videoda da yine bu indirme işlemlerinin peşinde sizin yapmanız gereken işlemler XFC4 masaüstü için burada anlatılıyor. Onu da diğer videoda bahsedeceğim. Şimdilik benim kullandığım olanı indireceğiz. Şimdi şöyle yapacağız onu da. Bizim Git'e ihtiyacımız var. Öncelikle Git'i indireceğiz. Sudo pacman-s tabi eksiği yazmıyor yine. Klavye düzenimden ötürü. Load case yazdım. trq yazdım. Enterladım. Sudo ile yapalım. Parolamı istedi. Tamam. Şimdi i ve c noktalar çalışıyor. Temizledim ekranı. Clear yazdım. Sudo eksi sudo pacman eksi git enterladım. Tekrar enterladım. Git'i indirdi. Şimdi clone'layacağız repo'yu. Git clone. Ekran küçük görünüyor. Farkındayım orada. Siz sağ taraftaki yerlerden kodları takip edebilirsiniz. Bunu bulamadım büyütmesini. Ya aman yazdım komutlar. Sağdakilerle birebir aynı. Git clone https /gitlab.com/dwt1/ditos enterladım. Repository'yi kopyaladı. Şimdi bunun içerisine gireceğim. cd ditos yazdım. Enterladım. Daha sonra da nokta slash ditos yazdım. Enterladım. Artık paketleri indirmeye başladı. Şimdi diyor ki burada burayı kabul ediyor musun diyor. Bir uyarı çıktı. Enter'a bastım. Tekrar enter'a bastım. Tekrar enter'a bastım. Enter'a basarak devam ediyor. Enter'a bastım. Ayarlamaları yapıyor. İndirme işlemlerini gerçekleşiyor. OK'ye bastım. Yes'e bastım. Enter'a bastım. Devam ediyoruz. Biraz sürecek. Bakalım ben bu videoyu burada durduracağım. Evet arkadaşlar, kurulumu tamamladı. Benden birkaç kez parola istedi. Ben sadece Xmonad olanı seçtim. Evsim veya Qtal'ı seçmedim. Diğerleri size kalmış. Seçebilirsiniz. Bunların hepsi Windows yöneticisi. İstediğinizi seçebilirsiniz. Sonra da yeniden başlattım bilgisayarı. Siz de umarım bu adıma kadar ilerleyebilmişsinizdir. Şöyle size göstereyim. Yeniden başlattığımda bunu şöyle yapsam. Yeniden başlattığımda böyle bir ekran karşıma geldi. Şimdi bu ekranda siz başka Windows yöneticilerini indirdiyseniz burada seçenekler çıkacaktır. Bende Xmonad var. Xmonad'ı seçtik. Klavye dili olarak İngilizce seçili. Kullanıcı MK, parolam da yine benim parolam girdi. Ve artık karşınızda Nurtopu gibi bir Arch Linux var. Xmonad Tiling Window Manager ile beraber. Artık kullanıma başlayabilirsiniz. Seçeneklerde seçtiğiniz programlar yine yüklü gelmiştir. Eğer yüklemediyseniz de çok basit yüklemesi. Terminali açıyorsunuz. Terminali nasıl açacaksınız? Klavye kısa yolları var. Windows Enter ile açıyorsunuz klavyeyi, terminali. Ondan sonra mesela bende Brave yoktu. Brave Browser.
Peki bir programı nasıl bulacaksınız eğer böyle yüklediğinizde? Windows Shift Enter tuşuna bastığınızda yukarıda aramaları çıkıyor. SSC'ye bastım, kapattım. Windows Shift Enter. Mesela Brave var mı? Brave yok. Brave tarayıcısını indireceksiniz. Her şeyi tarayıcı ile yaptığımız için, internetten bakıp bulduğumuz için bir tarayıcıya ihtiyacınız var. İlk başta seçebilirsiniz. Eğer indirme adımında seçmediyseniz de şöyle indireceksiniz. Geldik buraya. Terminallerden bir tanesinin içerisine şunu yazmanız lazım. Sudo. Açtım. Sudo paru pacman. Bakayım paru var mı? Paru da indirme yöneticisidir. Varmış. Güzel. Şöyle yapabilirsiniz. Çok daha basit o zaman, paru varsa. Kapattım. Terminalimi açtım. Paru eksi s. Şimdi klavye dilim farklı olduğu için algılamıyor. Eşittir'e bastığında eksi çıkıyor. Eksiye bastığında eşittir çıkıyor. Bunu düzeltmenin de şöyle bir yolu var. Set key map. Bir saniye bakalım benim ana makinemde nasıl. Set x kbmap tr. Onu şuradan yapalım. Ayarlamasını. Set x kbmap tr yazdığınızda artık Türkçe klavye gelecek. Bunu her seferinde yapmanız gerekiyor mu? Hayır. Bunu düzeltmek için de şunu yapacaksınız. Önce bir nasıl indirirsiniz, onu göstereyim tarayıcıyı. Paru. Klavyeyi düzelttik. Paro eksi s brave tire 1000 yazdım. Enterladım. Enterladım tekrardan. Burada bana gösteriyor. Q harfine bastım. Enterladım. Hangi dilleri desteklediğini. Bu şekilde tarayıcım indirilmiş olacak. İndire dursun. Bu sırada biz VS Code'u nasıl indireceksiniz mesela? VS Code'u da şöyle indireceksiniz. Paru yine eksi s kod yazdım. Tamam mı? Paralı mı istedi, paralı mı yazdım? Diyor ki hangileri var? Bak, VS Code var, Electron var, kod var. Bunda kodu seçebilirsiniz, indirebilirsiniz. Mesela VS kodu var mı? VS kodda da yine aynı seçenekler çıkıyor. Burada bizim seçeceğimiz 3 numaralı olan Enter'a bastığınızda VS kodu da indirecektir. Peki şeyi nasıl düzelteceğiz? Her seferinde şunu da paralama gireyim. Her seferinde klavye dilini düzeltmemize gerek var mı? Yok arkadaşlar. Window Manager'da bir kod yazacağız. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Şunu düzelteceğiz şimdi. Windows tuşuna bastım. E tuşuna bastım. C'ye bastım. Bakın, Windows tuşuna bastım. E tuşuna bastım. Bir daha E'ye bastım. Bir düzenleme yöneticisi açtı bana. Emacs açtı. Şimdi Emacs'ten düzelteceğiz, tamam mı? Siz bunu terminalden de yapabilirsiniz. Emacs üzerinden de yapabilirsiniz. Emacs kurulu geldiği için Emacs'ten yapacağım ben. Ayarların olduğu yere gideceğiz. Space FF. Space FF tuşuna bastım. Bana buradan dosyaları linkini gösteriyor. Buradan nokta config yazmaya başladım. Çıktı alt taraftaki. Nokta config'i seçtim. Enterladım. Buradan aşağı doğru indim. Exponat var. Exponat'a tıkladım. Enterladım. Buradan da exponat.hs var. Buraya geldim. Enterladım. Şimdi şunu kapatabilirsiniz. Nasıl kapatacaksınız?
CTRL ve CTRL ile kapatırsınız. CTRL ve Q ile kapattınız. Aşağı doğru indim. Şimdi başlangıçta şurada startup var. Bak şurada. Her başlangıçta çalıştırılacak kodlar var, tamam mı? Her başlangıçta çalıştırılacak kodların içerisine ekleyeceğiz. Benim ayarlarımdan bir kopya çekelim. Nereye koymuşum ben onu? Şöyle yapabiliriz. Ben de aynısını yapayım. Windows E, E açtım. spacefff.config spacefff tekrar .config xmonad kodunda xmonad.hs buraya tıkladım. Artık burada setx havmap.tr 132. satıra koymuşum ben bunu. Şunu şöylece ...132. satıra şu şekilde ekleyebilirsiniz. Spawn setx kbmap.tr. Ben bunu böylece kopyaladım. Geldim VirtualBox'taki alanın içerisine. Geldim buraya, 132'ye geldim. Şuraya koyabilirsiniz mesela. Çıkayım. Aşağı iniyorum tekrardan. Şöyle de gidebilirsiniz. 2.132 yapıp enterlersem direkt o satıra iner. Buraya ekleyeceğim. Şunun altına ekleyebilirim. Yazacağım buraya. Tamam. İ harfine bastım. Neyse, İ harfine bastım. Geldim boşluk boşluk. Spawn set xkbmap boşluk tr. Bunu yazdığınızda artık olacaktır. Veya span once da yazabilirsiniz. Fark etmez. Aynı şey. Tr'ye çevirir klavye dilini. Bunu artık kaydetmemiz lazım. ESC tuşuna bastım. 2 nokta üst üste. WQ. Enterladım. Y harfine bastım. Kaydetti, kapattı. Şimdi bilgisayarı tekrardan başlatalım ve klavye diline bakalım olmuş mu. Bir de Brave indi mi ona bakalım. Windows Shift Enter. Brave yazdığımda artık tarayıcıma girebilirim buradan Brave'e. Yine terminali açtım. Bilgisayarı tekrardan restart yapacağım. Restart yazıp, ben böyle restart yapıyorum ama şöyle de yapabilirsiniz. Windows PQ. Buradan reboot var, shutdown var. Kapatma menüsü, reboot'a tıkladım, enterladım ve yes dedim. Bilgisayar yeniden başlatıldı. Linux'ümü seçtim. Parolamı girdim. Terminalimi açayım. Artık klavye dilim Türkçe. Gördüğünüz gibi. Doğru çalışıyor. Bu videoda bu kadar. Umarım siz de başarılı bir kurulum gerçekleştirmişsinizdir. Hoşçakalın.